İyi akşamlar. Evet, bu akşam bir toplum sağlığı programı ile tekrar karşınızdayız. Fakat bugünkü toplum sağlığı programını pazartesi yerine salı gününe ek olarak yaptık. Bu akşamki toplum sağlığı programında da konuklarım ve konum biraz farklılık arz etmekte her zamankinde. Bugüne kadar programlarımızda sağlığın hastalıklar bazında hekimleri konuşturarak hastalıkları konuşuyorduk. Bugün ise sağlık çalışanlarının yardımlaşma dayanışma derneğini ve onun yönetim kurulu üyelerini, genel merkez üyelerini konuk ettik. Öncelikle konuklarımı hepsi birlikte hoş geldin diyorum. Ve konuklarımı tanıtmak istiyorum. Kurucu Genel Başkan Kürşat Emre Öğretmek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yatırım ve projeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Akçan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denetleme Kurulu Başkanı Hazret Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İdari Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Erdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve Genel Muhasip İsmail Ergün, hoş geldiniz. Bulduk. Evet, bizim programın Tokat İl Temsilcisi Oktay Altınel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, birden. Estağfurullah. Konuklarımızı genelde kendi ağzından biz tanırız. Buyurun, Kürşat Emre Öğretmek kimdir? Efendim, Gümüşhane doğumluyum. 1978 üniversiteyi okumak için memleketim Gümüşhane'den çıktım. Ankara'da Gazi Üniversitesi Kamu Yönetim bölümünü bitirdim. Henüz okurken işe girdim 2001 yılında. İşe girdiğim gün sivil toplum kuruluşlarıyla tanıştım ki bu akademik yönümün verdiği bir husustu. İlk gün gittim, bir sendikamıza üye oldum o gün. Ardından çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalar yaptım. İlk görev yerim Bolu'ydu. Ankara'ya aynı yıl tayin geldim. Saydesi gelene kadar birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptım. Üst düzeyde görev yaptım. Yönetim kurulunda görev yaptım. 2003 yılından itibaren Saydesi projesini geliştirdik. Nitekim askerde yedek subay olarak görev yaptım. Orada OYAK'la ilgili dolaylı görev aldım. O görevin verdiği tecrübeyle birlikte asker dönüşü 2010 yılında Saydesi'nin resmi olarak temellerini attık. Kurucu genel başkanlık görevini yürütüyorum. Bizi programımıza kabul ettiğiniz için, davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, yatırım ve projeden sorumlu genel başkan yardımcısı Ömer Akçan. Evet, Ömer Akçan kimdir? Ömer Akçan, 1973 Ankara doğumluyum. Evet. Tüm öğrenimlerimi Ankara'da tamamladım diyebilirim. Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde görevliyim. Şu an Kürşat Emre Öğretmek Başkanımızın başını çektiği Serdes Yardım Aşımı Dayanışma Biriktirme Sandığı'nda yatırım proje birimi sorumlusundan genel başkan yardımcısı olarak görevliyim. 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum. Yani bu oluşumun içerisinde olmaktan gayet mutluyum. Artı programımıza davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Denetleme Kurulu Başkanımız Hazret Özdemir. Buyurun efendim. 1968 Ankara doğumluyum. Eğitim ve öğretimimi Ankara'da tamamladım. Keçiören Çevre Sağlığı Meslek Lisesi mezunuyum. Şu an Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Hastanesi'nde çalışmaktayım. Kürşat Başkanımla birlikte orada beraber çalıştık. Bu tür projeleri aşağı yukarı bundan 10 sene önce de bizlere anlatıyordu, tasarlıyordu. En son Saydes projesi geliştiğinde sağ olsun benimle paylaştı. Ben de bu ekibin içinde olmak istedim. Kendisi de beni davet etti. Hala Saydes'te denetleme kurulu başkanı olarak görev yapmaktayım. Programımıza davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, İdari Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Erdoğan.
1981 Yozgat doğumluyum. 2007'de Ankara 112'de göreve başladım. 2010 yılında da 2009'da Genel Başkanımız Kürşat Emir Öğretmen'le tanıştım. Bana böyle bir anlamda böyle balık vermedi de balık tutmayı öğretti diyeyim. Kısaca böyle özetleyeyim. Hani böyle sivil toplum kuruluşlarında falan daha önceden bulunmadım. Kısacası SAYDES'in kurucu üyelerindenim. Evet. Aynı zamanda. Peki, ayrıca programa kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Genel Muhasip İsmail Ergün. Buyurun. Evet. 1975 Kırıkkale Keskin doğumluyum. İlk orta öğrenimimi Kırıkkale'de Keskin ilçesinde gerçekleştirdim. 88 yılında Ankara'ya geldim. 2001 yılında Sağlık Bakanlığı'nda göreve başladım. Şu anda Mamak Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde ayniyat sorumlusu olarak görevimi yürütüyorum. SAYDES'le geçen yıl 2011 yılında tanıştım. Yönetimdeki arkadaşlarla konuşup istişare ettim. Beni yönetime aldılar. Kendilerine teşekkür ederim. Şu anda SAYDES'te olmaktan da mutluyum. Ayrıca Tokat'ta olmaktan da mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Tokat İl Temsilcisi Oktay Altınel. Aynı zamanda aynı hastanede birlikte görev yapıyoruz arkadaşımızla. Evet. Buyurun. 1971 Tokat doğumluyum. 12 yıldır sağlık sektöründe Tokat ilk önce Sigorta Hastanesi'nde, daha sonra Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi oldu biliyorsunuz. Şu anda da 3 hastanenin birleşmesiyle Tokat Devlet Hastanesi çatısı altında çalışmaktayım. Sağlık sektöründe çalışmaktan, hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bağlamda başta genel başkanım olmak üzere tüm yönetim kurulu başkanlarımı Tokat'ta ağırlamaktan büyük bir gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Çünkü sağlık sektörünün böyle bir oluşuma, böyle bir sandığa ihtiyacı vardı. O da çok şükür bu boşluğu doldurmuş oldu SAYDES. Evet, şimdi böylece tanışma işlemini bitirdikten sonra sorularımıza geçmek istiyorum. Evet. Öncelikle SAYDES'in açılımı ve SAYDES fikri, gördüğüm kadarıyla belli aynı birim içerisinde çalışan insanlar değiliz. Farklı birimlerden, farklı kentlerden bir araya gelen ama bir ideal, bir kuruluş etrafında birleşen bir grup. SAYDES fikri nasıl ortaya çıktı? Amaçları neydi? Ve bu birlikteliği nasıl teşkil edebildik? Yani nasıl bir araya geldik? Efendim, öncelikle SAYDES'in uzun açılımını yapalım. Evet. SAYDES, Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı. Nasıl bir fikri gelişim ve fiziki gelişim var, onu kısaca izah etmeye çalışayım. Öncelikle 2001 yılında, biraz önce bahsettiğim gibi, sivil toplum kuruluşları içine girdim. Yani ülkemizde biliyorsunuz bunlar, bu tip eylemler, fiiller genelde zorla davet etme üzerine üye olunan yerler oluyor bu tip kurumlar. Ben akademik yönümün verdiği bilinçle işe başladığım ilk gün, memuriyetimin ilk günü, sendika ismini vermeyeceğim, bir sendikamızın il başkanına gittim buldum ve beni üye yap dedim. Kendisi bile şaşırmıştı. Ondan sonra Ankara'ya işte tayinim çıktığında Ankara'da kurum temsilciliği görev üstlendim. Aynı sendikada. Oradan başladık. O zaman da projelerimiz vardı. Keçiören ilçesindeydim. Sanatorium Hastanesi'ndeydik Hazreti Başkan'la birlikte. O zaman başladık. İşte neler yapabiliriz? Personel için neler yapabiliriz? Zaten yeterince zorluk çekiyoruz. Personeli rehabilite etmek için neler yapabiliriz? Küçük, ufak çaplı ilk projelerimiz gelişmeye başladı. Nitekim sağlık yardımlaşma, yani sendikayla o işin olmadığını gördüm. Sendikadan önce yapmaya çalıştık ama sendikadan olmadığını gördük. İlk deneyimimiz olan
Döner Sermaye Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında bir dernek kurduk. Ancak o tecrübesizliğin verdiği, getirdiği sonuç ki isminden belli, o zaman sağlık ocakları, bakanlık, hatta il sağlık müdürlükleri dahi döner sermaye almıyordu. Evet. 112'ler döner sermaye almıyordu. Bu bahsettiğim tarih 2003-2005 arası. Nitekim kurduğumuz derneğe o acemilikten dolayı koyduğumuz isim bile kendine karşı bir isim olarak gelişti. Fazla açılamadı. Keçören'e çıkmadan, fazla büyütemeden kapatmak zorunda kaldık. Çünkü sadece hastane çalışanlarını üye yapabiliyorsunuz. Böyle bir paradoksla karşı karşıya kaldık. O bir tecrübe oldu. Daha sonra benzer fiilleri işledik. Fikri gelişim sürekli sürdü. İşte neler yapılabilir, neler edilebilir. Nitekim okul bitti. İşte o sırada yedek subay olarak askere gittim. Askerde OYAK'la ilgili dolaylı görev verildi bana. Orada şunu gördüm. Yani bizim istediğimiz sistemin adının, hani o kafamızda bir şeyi tasarlıyoruz ama adını koyamıyorduk. İstediğimiz sistemin adının sandık olduğunu askerde anladım. Döndüğümde orada tabii projelerim de biraz şekillendi. Aynı zamanda OYAK gibi bir kurumun altyapısını görmüş oldum. İşlemlerin nasıl yürüdüğünü az çok görmüş oldum. Merkezi görmedik ama en azından az çok kıyısından köşesinden işlemleri gördük. Nitekim döndükten sonra askerden o var olan acemi projemiz, daha önceki kafamızdaki olan fikriyat kağıt üstüne yansımaya başladı. Proje daha da şekillenmeye başladı. Normalde 2011 yılında kurmayı düşünüyorduk ki bizim en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri şuydu o zaman. Şimdi mesela sağlıkta şiddet olan şey o zaman 112'lerde sürekli kaza geçirilmesiydi. Sürekli can kayıpları yaşanmasıydı veya sakat kalınmasıydı. Personelin sakat kalmasıydı, özürlük almasıydı. Nitekim o zaman Adana ilimizde Ali Akar diye bir çalışanımız, 112 personelimiz, kendisi sürücü, vaka götürürken kaza yapıyor ve hayatını kaybediyor. Ailesi acısını bile çok zor yaşamıştık. O zaman takip ediyorduk bu işleri. O zaman dedik ki SAİDES bir yıl daha bekleyemez. Bir an önce açılmadılar. Nitekim 2010 elimizde olan projeyle birlikte 2010 Mart ayında ağırlık verdik. İşte isim belirleme, logo belirleme vesaire. Çünkü kuruluştan itibaren kurumsal olmak istedik. Mayıs'ın 7'sinde de 7 kurucu imzayla birlikte SAİDES'e resmiyet kazandırdık. Bu noktadan sonra yani elimizde güzel bir projemiz var diye düşünerek hareket ettik. Ama kurduktan sonra şunu gördük. Kuruluş işlemleri işin %5'iymiş. Proje işin %5'iymiş. Kurumsallığa ilk kuruluştan itibaren önem verdiğimiz için sürekli üstüne koya koya geldik. Yani güzel bir projemiz olmasa, aslında proje çok önemli. Neden? Güzel bir proje olmasaydı sistem bizi ezerdi. Çok değişik bir sistem. Daha önce çalıştığım sivil toplum kuruluşlarının hiçbirine benzemiyor. İşleyiş farklı, mantık farklı. Üstüne koya koya geldik. İşte öncelikle sağlık sektörü sandığa yabancıydı. Biz şunu anladık ilk baştan, dedik ki öncelikle sektöre sandık kelimesinin ne olduğunu anlatalım. Çünkü insanlar bilmiyor. Genellikle sendikalarla karıştırılıyoruz. O zaman dedik ki öncelikle sendikalarla aramızdaki farkı ortaya koyalım. Evet, onlar da sivil toplum kuruluşu, biz de sivil toplum kuruluşuyuz. Mesleki toplum kuruluşları var, derneklerimiz var. Hepsi sivil toplum kuruluşları ama hepsinin farkı var. Sandığın farklarını ortaya koyacak projeler gerçekleştirmeye karar verdik. Nedir bu farklar? Bu farklardan biri şimdi dernekten, vakıftan ve sendikadan farkı nedir? Şimdi öncelikle amaç farkı var. Amaç direkt açık bir şekilde tüzükte de yazıyor. Üyeyi sosyoekonomik yönden kalkındırmak. Bunu şöyle açabiliriz. Üyenin bize aidatı geliyor. Aidat bizde emanet. O emanette siz yatırım yapıyorsunuz, para kazanıp geriye para ödeyeceksiniz. En büyük fark bu. Mesela sendikalarda böyle bir şey yok. Sendikalar kişiyi çalışma hayatı yönünden savunurlar. Çalışma hayatını yükseltmeye çalışırlar. Bizim de şu an burada saydığım gibi en büyük fark bu. Ekonomik yönden direkt üyeye etki edecek işler yapmalısınız. Sosyal yönden, sosyal hayatı geliştirici işler yapmalısınız. İkinci fark, sandık bizdeki şekliyle
aileyi de kapsıyor. Sadece üyenin kendisini kapsamıyor. Yani kişinin ailesini de içine alan bir oluşum. Ki bizim bu şu an mesela 80 bin liralık ferdi kaza sigortamız var. Bunun 20 bin lirası üyenin ölümünde 20 bin lira. Üyenin maliyetinde 20 bin lira. Üyenin eşinin ölümünde 20 bin lira. Üyenin eşinin maliyetinde yine 20 bin lira olmak üzere 80 bin liralık bir ferdi kaza sigortamız var. Eşi de sigortaya dahil ettik. İlk başta şu da vardı, çocukları da biz dahil etmiştik aileyi kapsadığımız için. Evet. Ancak kanun şunu getirdi, yani garip gelecek biraz ama sigorta parasını almak için çocuğunu öldürenler varmış. Bundan dolayı kanun çocukların ferdi kaza sigortasıyla sigortalanmasını yasaklamış. Kanunen bu yasak. Sonra biz de çevirdik, sadece eşlerle kaldı. Üye çalışan bir kişi. Eşi ister çalışsın, ister çalışmasın, ister ev hanımı olsun, ister özel şirkette çalışsın, ister devlette çalışsın fark etmiyor, alabiliyoruz. Artı bağlı üyeliklerimiz var. 18 yaşını geçen üye çocukları, üye eşleri mesela çalışmıyor olabilir. Bağlı üyelik modeliyle üye olabiliyorlar. Bu da diğer bir farklılığımız. Diğer taraftan yatırım yapmak ayrı bir farklılığımız olarak ortaya çıkıyor. Sürekli yatırım yapıyoruz. Ticari olarak yatırımlarımı yönlendiriyoruz genelde. Birazdan üstünden geçeriz. Ayrıntılı olarak geçeriz. Peki, hepsini. Şimdi bu sağlık çalışanları yardımlaşma, dayanışma ve biriktirme sandığı. Evet. Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği var. Dernek de yardımlaşma sandığının arasındaki diyalog nedir? Farklılık nedir? Çünkü derneklerin ticaretle uğraşma imkanı çok fazla değil. Bu aradaki ticari yatırımları nasıl planlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi önce şunu söyleyelim. Mesela vakıflar daha çok ticaret yapabilirler. Evet. Niye vakıf değil de dernek üzerinden yardımlaşma sandığı? Şimdi üstadım biz öncelikle biz derneği kurmaktaki amacımız şuydu. Sağlık sandığı daha önce kanunen denenmiş. Bakanlığımız sıcak bakmamış. Daha sonra benim de projelerim vardı. Sendikalardan denedim, olmadı. Sendikalara uymadığını gördük. Hatta bu amaçla sendika dahi kurduk, olmadı. Diğer yönlere baktık. Biz kurulduğumuzda şu da var. Artık bir konjonktüre girmiş durumda ülkemiz. Sandıklara eskisi gibi, işte devlete sırtını dayamış sandıklara başbakanlığımızda olsun. Konjonktür icabı sıcak bakılmıyor şu an. Evet. Hatta diğer sandıklarda deniliyor. Yavaş yavaş kendi ayaklarınız üzerinde durun. Biz bunu gördük. Son kurulmanın avantajı diyebiliriz buna. Biz direkt yani nereden girebiliriz dedik. Nasıl kurabiliriz? Sandığa nasıl ulaşabiliriz? Dernekler kanunu üzerinde. Dernek kurarak derneğe bağlı bir sandık kurulabileceği için evet. Asıl amaç sandık kurmak üzere dernek kurduk. Dernek şöyle bizde asıl tüzel kişilik dernek. Evet. Çatı dernek. O derneğe bağlı şu an sandığımız var. Saydes LTD şirketimiz var. Ticari şirketimiz var. Vergiye tabi işlerimizi, ticari işlerimizi oradan yürütüyoruz. Şu an o derneğe bağlı kooperatif kurduk. Yani dernek ana tüzel kişilik altında sandık kurabiliyorsunuz, ticari şirket kurabiliyorsunuz, işte kooperatif kurabiliyorsunuz. Şu an hatta sigorta şirketi satın aldık. Bunların hepsi ana tüzel kişinin altında gerçekleştirebildiğimiz işlemler. Yani bunların kurulan şirketlerin ortakları, kooperatif üyelikleri temel olarak derneğin üyeleri arasından evet, tabii ki. Teşekkür zaten ediyor. Önce dernek üyeliği sonra aynen. Da diğer kuruluşlara üyelikleri aktararak. Aynen üstelik evet. Üyelikler birbirine bağlı zaten. Birine evet. Üye olmayan diğerine üye olamıyor. Mesela kooperatifte şunu yapacağız. Tabii ki satılırsa dışarıda satarız. Ancak bizim sandık üyelerimize yani kendi üyelerimize indirimli olacak. Normal fiyatlardan indirimli fiyatlar belirleyeceğiz. Yani çalışmalar da bu minvalde yürüyor. Bu paralelde yürüyor. Dediğim gibi asıl tüzel kişilik çatı kısım dernek. Derneğin altında şirkette kurabiliyorsunuz. Başka bir şirket de kurabiliyorsunuz şu an. Bunların hepsinin sahibi. Sandığın sahibi dernek. Şirketin sahibi dernek. Kooperatifin sahibi dernek. Bu şekilde yapılanmalara gidebiliyorsunuz. Yapısal bağ buradan doğuyor. Evet. Peki şimdi tabii bunların hepsinin mali bir külfeti var. Yani bir ilk organizasyonda evet. Ayakta tutacak.
bu organizasyonu gerçekleştirecek, harcama yapacak bir gelir kaynağı. Bu da zannediyorum dernek üyeliği, üyeliklerinden kaynaklanan, evet, onların üye aidatlarıyla ortaya çıkan bir sistem. Şimdi mesela dernek üyeleri ne kadar aidat öder? Bu mevcut üye aidatlarımız buna yeterli mi? Derneğe üye olmak, derneğe üye aidatı ödemek, diğer sandıklara da tekrar kurulan diğer sandıklar için de ayrıyetin bir aidat ödemek gerekiyor mu? Sadece dernek aidatı diğer sandıklar için de yeterli bir kaynak mı oluyor? Evet, bu soruya ben cevap vereyim. Derneğe üyelik tercihle her 22 lira, her 20 lira bir hisse, 20, 40, 60, 80 diye 502 liraya kadar devam ediyor tercih olarak. Dernekte. Dernekte. Burada 22, 42, 62 diye üye aidatlar toplanıyor. Bu 2 liralar derneğin aidatı. Derneğin aidatı. Kalan 20 lira kişinin sandığa aktardığı hissesi. Yani 22, 42, 62 diyelim ki 502'ye kadar gidiyor. 500 lirası kendi hissesi, 2 lirası dernek aidatı. Otomatik olarak? Aylık olarak. Aylık olarak her ay yatırdığı o 2 liralar dernek için, yani ana çatı için. Dernek üyeliği için yılda 24 lira. Aynı. Bir şey var, üyelik maliyeti var. Onun haricindeki sandığa yapılan şey, üyelik hissesi. Birikimi, üyenin kendi birikimi, hissesi. Evet. Peki, bunları nasıl değerlendiriyor? Şimdi üyelerin aidatlarını aldık. Evet. Üyeleri, şimdi bu aidatları hemen ticarete dökebiliyor musunuz? Yoksa belli bir yerde blok edebiliyor musunuz? Mesela bankalara da buna blok ederek faiz çalıştırması mı yapılıyor? Yoksa işte hemen ticarete aktararak ticari gelirden mi insanlara pay aktarımı yapılıyor? Buna ben cevap vereyim isterseniz yine. Öncelikle toplanan paralar şu an için genel kurul kararıyla, yönetim kurulu değil, genel kurul kararıyla bizim 2014 mali yıl başlangıcına kadar genel bütçeye aktarılacak. Şimdi bu tartışıldı ve şu karara varıldı. İnşallah 100-110 yıl Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça yaşayacak bir sandık kurmaya çalışıyoruz. Evet. Bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Bundan hatırlar mısınız bilmem. Bağkur'da bir sıkışıklık olmuştu. Batma noktasına gelmişti. Devlet eliyle ayağa çıkan kaldırılmıştı. Orada şu hataya düşülmüştü. Alttan gelen Bağkur primleriyle üstten emekli olanla karşılanmaya çalışılmıştı ve yatırım falan yoktu. Evet. Bir noktaya gelince tıkandı. Alttan gelen üstten çıkan emekliliği karşılanmamaya başladı alttaki primler. Şimdi aynı hataya düşmemek için SAİDES'te şu karar alındı genel kurul kararıyla. SAİDES yeni bir kurum. Öncelikle birkaç yatırım yapsın, belli bir süre birkaç yatırım yapsın, sonra emekliliğe biriktirme, hani biriktirme kısmı da var ya, evet, sonra emekliliğe biriktirme zamanı gelsin diye bir karar alındı. Bu karar neticesinde 2014 mali yıl başına kadar gelen, genel bütçeye gelen, gelen aidatlar genel bütçeye aktarılacak. Bu genel bütçeden gelen güçle, maddi güçle, bir yandan teşkilatlanma sağlanacak ki şu an 43 ildeyiz. Bir yandan da yatırımlar yapılacak, evet, bütçeye uygun olarak. Bu yatırımlar da şu an 2 ilde gerçekleştirdik. İnşallah üçüncüsünü Konya'da açıyoruz. Birazdan Ömer Başkanım, yatırım proje sorumlum durumu izah eder. Aidatları mesela şeye kadar 2014 yılı başına kadar genel bütçede bu şekilde değerlendireceğiz. Bir yandan da dediğim gibi teşkilatlanma yapılacak. Evet. Diğer taraftan 2014 yılı başında bir emeklilik fonu oluşturulacak. Ve o emeklilik fonu da emekli olacakların parasının karşılığı hep biriktirilmeye başlanacak. Bu da nedir? Yatırımlardan gelen %30'luk kısım, karın %30'luk kısmı ve aidatlardan gelen %30'luk kısma hiç dokunulmadan bu hesaplara aktarılacak ve onlar harcanmayacak. Evet. Biz de geri kalan %70'den tekrar yatırım yapmaya devam edilecek. Biraz önce burayı niye üstünde durarak anlattım? Biraz önce faiz mi dediniz? Faizden ziyade yatırım yapıp ticaretle bu parayı çoğaltma yöntemi belirlenmiştir.
Şimdi mesela şeyleri, yönetmelikleri, yönergeleri şöyle bir göz attım da işte bayram 12 ay üyeliği devam eden, yani bir yıllık üyeliği evet. olanlara bayram harçlığı şeklinde bir ödeme geri dönüşüm olayınız var. Şimdi hemen ilk dönem içerisinde, yani kısa süre içerisinde böyle geri dönüşüm yaptığınız zaman bu birikintiyi etkilemez mi? Daha uzun süre sonra bu geri dönüşümler yapmayı planlamış olsanız daha şey olmaz mıydı? Birikinti sağlamaz mıydı? Onda bizim şimdi kuruluşta, onda farklı bir durum var. Kuruluşumuzda bizim sosyal yardım primi dediğimiz, sosyal yardım fonu dediğimiz bir fonumuz var. Hala var. Sadece içeriği değişti. Kuruluşta yanlış hatırlamıyorsam doğum yapanlara, çocuğu ilkokula ve üniversiteye başlayanlara, evlenenlere, çocuğu sünnet olanlara, bu kadar maddeydi. Askere, çocuğa veya kendisi askere gidenler, çünkü genç olarak artık evet. işe giren personelimiz var. Çocuğu veya kendisi askere gidenlere bir küçük altın veriliyordu. Sonra şu oldu, işte hani üye potansiyeli arttıkça, üye portföyü arttıkça şu oldu. Ya benim işte evlenecek çocuğum yok. Hepsi işte evli baklı. biri dedi ki benim ben evli bile değilim, ne zaman alacağım. Öbürü dedi ki benim hep kızım var, sünnet olacak yok. Bu tip durumlardan dolayı şunu gördük. Eşitlik bozuluyor. Evet, adalet. Aynen, adalet ve hakkaniyeti sağlayacak bir sistem yapmalıydık. Ha, biri de şunu diyor, yani 100 lira yatıran da sisteme, 100 lira aidat da yatıran aynı altın alıyor. Hani evet. alanlar içinde de böyle bir yine eşitsizlik var. 20 lira yatıran da aynı sosyal yardımını alıyordu. Nitekim onun üzerine yine genel kurul topladık. Genel kurul kararıyla, çünkü bizim değiştirme yetkimiz de yok onu. Genel kurul kararıyla şu oldu. Hem herkes alabilsin, hem herkes aidatına göre hakkaniyet ölçüsünde alabilsin. Bu da o sosyal yardım fonu %5'e çevrildi. Herkes yatırdığının %5'ini alacak. Bu da buraya nereden vardık? Spor Vakfı'nın şu an böyle bir uygulaması var. Ve tabii ki toparladı. Bizim şu an küçük rakamlar da gelir. İşte 15 lira, 20 lira, yüksek aidatlar yatıranlar 70-100 lira. Bu genel bütçeye dokunmayacak rakamlar. Evet. Bu ileriki aşamada şu olacak. %30'a kadar çıkacak inşallah bu bütçe toparladıkça. Spor Vakfı şu an bunu yapıyor. Ve 350 liraya kadar Kurban Bayramı'ndan önce para dağıtabiliyor. Bu da çok önemli bir şey. İnsanlara çok güzel, faydalı olabileceğiniz bir alan diye düşündük. Biz de aynı uygulamayı benzer şekilde kendimize uyarladık. Evet, şimdi bu şekilde derneğimizin amaçlarını, faaliyet alanları olarak sigortacılık var zannediyorum. Faaliyet alanlarımızı biz broşüre bakarak sayıyoruz artık çok açtığımız için. İsterseniz bir geçelim üstünde. Tabii bir şey İki olarak, yıl içinde yaptıklarımızı. Tabii ki. Şimdi öncelikle 80 bin liralık sigortamızı başlattık. Evet. Ardından mevzuatı tamamladık ve biraz önce bahsettiğim küçük altın uygulamasını başlattık. Evet. Onun ardından Aralık ayında ilk Ankara'da yerimizi tuttuk ve Ocak ayında misafirhanemizi, 25 yataklı tesisimizi açtık. Ocak ayında keza yine kafeteryamızı açtık. Kafeteryamızı şöyle açtık. Kafe Kırmızı Beyaz ismiyle hem sosyal tesiste kalanlara hizmet ediyor hem de dışarıya satış yapıyor. Sosyal tesisimizde şu var. Kar amacı gütmüyor. Yani kar edebilir ama amaç kar değil. Öncelikle üyeye hizmet. Konuk evimizden bahsediyorum. Üye geldiği zaman 15 lira, 20 lira gibi bir cüzi miktarlara kalabilsin orada. Biliyorsunuz bu sağlıkta yoktu. Kafeteryamız ise direkt ticarethane şeklinde kar amacı güden. Oradaki yerel sakinlere de mahalleye de satış yapabilen bir yatırım oldu Kafe Kırmızı Beyaz ki bunu kurumsal girdik. Franchise'lık şeklinde bu logolarımızın patentlerine başvurduk. Şu an patent korumasına alındı. İnşallah bir dahaki sene tescillenmiş olacak. Aynısını Adana'ya açtık Kafe Kırmızı Beyaz'ın. Şimdi Konya'ya açmak üzereyiz. Ardından market, Sides Market ismiyle bir market kurduk ama şunu gördük, yani normal bir tanzim satış yeriydi. Market işinin çok zor olduğunu gördük. Onun için ayrı bir ekip veyahut ayrı bir sermaye koyup sermayeyle birlikte girilmesi gereken bir iş gördük. Sandığa tek kuruş zarar ettirmeden çıktık. Allah'a şükür. Kapattık ama yani market işinden bile zarar etmeden çıkabildik.
Çünkü adımlarımızı ona göre atıyoruz. Gerekli yerlerinden destek alıyoruz. Öyle hani araştırmadan, incelemeden girmiyoruz. Ardından eğitime çok büyük önem veriyoruz. SAYDES Akademisi adı altında akademik bir kurum kurduk. İleride inşallah kreşlerimiz, eğitim birimlerimiz vesaire, kurslarımız vesaire olacak. Bu birim altında bunlar tek elden profesyonel şekilde yönlendirilecek. O zaman sosyal hizmet uzmanlarına da desteğiniz olacak galiba. Tabii ki. Tabii kreşler, yani, bakım evleri falan olacağına evet. göre o zaman bizim meslektaşlara iş çıkıyor. Yani demek. Öyle bir şey ki yani bizim sektörde de gerçekten herkes bir işin ucundan tutup başarabilecek insanlar. Her çalışanımız böyle. Ardından genel kurulumuzu yaptık. Biz de hiç kimse de olmayan birimler aldık. Mesela yatırım proje birimi bu ismiyle kimse de yoktur. Veya eğitim ve materyal birimi. Başka üye takip birimi, başlı başına bir üye takip birimi kurduk. Çünkü çok önemli. Bilgilerin güvenliğini sağladık. Kayıtlaması, yedeklemesini hepsini yaptık. Nitekim geçen yıl Ekim-Kasım aylarında önce e-ticaret sayfamızı açtık. Tanzim satış şeklinde yapamadığımız market işini internet sitesi üzerinde yapıyoruz. Şu an www.saydesmarket.com üzerinden üyelerimize çok çok güzel indirimlerle satışlar yapıyoruz. Ardından saydestatil.com ismiyle bir web site, internet üzerinde yine indirimli turizm satışlarına başladık. Onun ardından hac umre organizasyonunu başlattık. Bundan iki hafta önce sigorta işlemlerini indirimli yaptırıyorduk üyelerimize. Sigorta şirketini bizzat kendimiz aldık %66'sını. Şimdi ondan da ticari olarak gelir elde ediyoruz. Önceden indirimli üyeye indirim sağlıyorduk. Şimdi hem üyeye indirim sağlıyoruz hem ticari gelir elde ediyoruz. Şimdi bir yıllık bir çalışmamız var. İnşallah bir Saydes Kent ismiyle kooperatif çalışmamız başladı. 1 Eylül'de inşallah onu da hayata geçireceğiz. Yani artarak devam ediyor. Mantıklı olan her alana girmeye çalışıyoruz. İnceleyip araştırıp girmeye çalışıyoruz. Sonuçta üyelerimizin orada bir hakkı var. Vebal altındayız. Yani onu araştırmadan bir yatırıma dönüştürmek istemiyoruz. Çünkü zarar edebiliriz. Büyük hani ticarettir bu, zarar edebilirsiniz ama kaldırabileceğiniz zarar olmalı. Allah'a şükür biz daha zarar da etmedik. Buna dikkat ederek etkinliklerini sürdürmeye çalışıyoruz. Bir mesele böyle tabii istenmeyen bir olay zarar etmek de. Varsayalım ki zarar ettiğiniz bir şey oldu. Bunun üye aidatları mesela üye girerken işte oranlar koyuyor ve o oranların karşısında bir beklenti içerisinde. Yani ilk üyelikte üyelerimize arkadaş bu işe biz evet kar ettirmek size var olan imkanlarınızı geliştirmek istiyoruz ama ola ki zarar ihtimali olduğu zaman da bu şeylerinizden paylarınızdan düşecektir şeklinde bir bildirim yapıyoruz mu? Şimdi onu şöyle söyleyelim üstadım. Bir yıllık dönemde zarar sisteme yansıtılmıyor. Aidata yansıtılmıyor. Daha doğrusu zarar direkt aidata yansıtılmıyor. Evet. Bizde konjonktür var. Biz yatırımı yaparken şu an yönerge hazırlıyoruz. Onun için başlı başına bir yönerge. Örnek veriyorum. Tam süreleri belli değil ama. İşte bir yıl içinde yaptık. Bir yıl içinde yatırım kendini kurtarmaya başladı. Yani kendi kendini çevirmeye başlamadı. Evet. Destekten çıkmadı. Sonuçta ilk yatırımlar daima destek ister. Bir yıl sonra yavaş yavaş kazanmaya başladı. Bir buçuk yıl içinde artık artısı eksisinden çok olmalı. Olmuyor mu? Orada bir hata vardır. Tekrar eğitime çağırır. Oranın tesis müdürü olsun, diğer görevlileri olsun, il başkanları olsun. Eğitime çağırır. Şunlarda yanlış yapıyorsunuz denir, gönderilir. Yine kar edilemezse iki yıl neticesinde tesis müdürü gönderilir. Sen bu işi yapmıyorsun, istekli yapmıyorsun diye. Ondan sonra bir 6 ay daha süre verilir. Yine mi olmadı? İl başkanıyla konuşulur. Görevden alınır gerekirse il başkanı ve 3 yıl içinde yatırım kar etmiyorsa kapatılır. Ha bu neden bu şekilde bir uygulamaya gittik? Bizde bir fark var üstadım. O da şu. Normalde bu tip bizim yaptığımız yatırımlar yap bekle. Yani yaparsınız belli bir müddet geri kazanmaya çalışırsınız. Evet. Beklersiniz, müşteri tutmayı beklersiniz. İnsanlar gelecek, tanıyacak vesaire. Ondan sonra kazanacaksınız.
Sandığım burada çok büyük bir avantajı var. O da şu. Örnek veriyorum. Adana'ya yaptığımız yatırım Ankara'da aynısı, Adana'da aynısı. Şu an Konya aynısı. Orada yatırım yapılmadan önce üye bekliyor sizi. Üye tanıtıma başlıyor. Üye sizin reklamınızı otomatik olarak yapıyor. Yani tesisi yaptıktan sonra müşteri beklemiyorsunuz. Bekleyen müşteriye tesis götürüyorsunuz. Evet. Kurduğunuz zaman da geri dönüşümü çok daha çabuk hem oluyor. Hem aidatını veriyor hem ihtiyaçtan oradan tabii karşılayarak karı kendi aynen cebinden kar olarak oraya yine katkısı. Aynen. Kendi cebinde sirkül ediyor kısaca. Kendi içinde sirkül ediyor. Peki bu şeyleri üyeleri belirlerken özellikle belli bir kriterler var mı? İşte belli aidatlarını ödemeyen üyelere karşı uygulanan yaptırımlar nelerdir bu konuda? Üyeleri şu şekilde, sağlık camiasında çalışan herkes Sağlık Bakanı'ndan güvenlik personeline kadar herkes üye olabiliyor. Buna eczacılar da dahil, özel eczacılar, eczacılık kalfası olan eczacılarımız da dahil üye olabiliyorlar. Bunun haricinde sağlıkta hizmet vermeyenleri sadece üye yapamıyoruz. Burada doktora sen fazla üyelikle katıl, memura sen biraz daha az katıl diye bir talepte bulunamayız. Herkes imkanları çerçevesinde katılıyor. Aidat eksiği olan üyelerimize biz mektupla, SMS'le ve mail yoluyla kendisine ulaşıyoruz. Aidat eksiğiniz vardır. Kapatmak için bizim Saydesnet'te banka hesap numaralarımız var. Orada üye kendisi eksik aidatını tamamlıyor. Ayrıca il başkanları ve kurum temsilcileri aracılığıyla üyeye ayrıca tebliğ ediyoruz. Bu şekilde kapatıyor. Diyelim ki üye buna duyarsız. Bir yıl içinde 3 ay aidatını yatırmazsa kendisine ikazda bulunuyoruz. O yılki yatırmadığı 3 aylık dilimi bir miladi yılın sonunda Ocak ayından itibaren %8 %8 fazlasını sandığa yatırıyor. Neden? Çünkü bu üyenin yatırdığı aidatla dahil olduğu süreçle biz planlamalar yapıyoruz. Planlamaları sekteye uğratıyor ve diğer üyelerin yatırdığı kar içerideki aidatla edindiği kar payından o da faydalanacak oluyor. Onun için eksik aidatını biraz farkla tekrar ödüyor. Bir sonraki yıl. Bir yıl dolunacak. Üyelikten çıkarılmak için bir sebep değil mi bu üye aidattan aksatması? Kişi eğer art niyetli üyelik dediğimiz bir üyelik modeli var. Daha önce karşılaştığımız. Kişi sadece sandıktan belirli bir menfaat, belirli sürede belirli bir menfaat edinmek için üye oluyorsa, örneğin misafirhanede kalacak, konuk evimizde kalacak, geliyor, üyelik işlemini gerçekleştiriyor, indirimli şekilde bir ay kalıyor ve sonrasında istifa ediyor. Yani 22 lirayla katılıyor, üye oluyor, atıyorum 300 liraya kalacağı yere 100 liraya kalıyor, üyelik avantajından faydalanıyor. Bu tarz üyelikleri üyelikten çıkartıyoruz. Çünkü sandığa zarar veriyor. Zaten kendisi de bu noktada istifa ettiğini veyahut da üyelik aidatını yatırmayacağını beyan ediyor. Biz de buna göre hukuki işlemle gerekirse başlatıyoruz. Onun haricinde kişi eğer aidatını yatırmadı, bir sonraki yıl yine yatırmadı, zaten eksik aidatı olan kar payından faydalanamıyor. O yılki, bir sonraki yıl dağıtılacak olan kar payından faydalanamıyor. Fakat içerideki aidatını da talep edemiyor. Yani eğer ki aidatını talep edecekse aradaki farkı kapatacak. Evet. Öncelikle. Peki bir de şeyde üyeliklerden çıkarılmada mesela diyor ki işte emekli olan birisi üyelikten çıkarılır diyor, üyeliğe devam etmez diye bir madde var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela dediniz ki serbest çalışan eczacı üye olabilir ama emekli olan aidatını ödedikten sonra niye üyelikten çıkartılır? Şöyle söyleyeyim. Aidatı bağı ile bağlıdır kişi. Aidatını yatırdığı müddetçe üyemizdir.
kişi kendi kurumundan emekli olduğu zaman SAYDES'ten de emekli olur. Eğer ki kişi kendi kurumundan emekli oldu, SAYDES'te de devam etmek istiyorsa devam edebilir. Bir mecburiyet yok ayrılması için. İlla ayrılacaksın diyemeyiz. Kişi ne zaman isterse emeklilik hakkı doğmuştur. O artık cebindedir. O onun inisiyatifindedir. Diğer taraftan kişileri burada bir SAYDES bağı ile bağlı tutmak için dediğimiz gibi aidat bağı ile bağlıdır. Altı, şimdi buna 3 aidatı yatırılmadığı zaman bildirim yapıyoruz. Bir sonraki yıl bunu farkla kapatıyor. 6 eksiği var. Bir yıl sonra daha fazla farkla kapatıyor. Sonra bundan sonraki süreçte yatırmamaya devam ediyorsa üyelikten kendisinin ihraç edileceği kendisine bildiriliyor zaten. Fakat kişiye bildirildikten sonra ben devam etmek istiyorum derse devam edebilir, kapatıp devam edebilir. Yok, etmek istemiyorum derse içerideki biriken aidat hesaplanır. 20 lira aidat hissesi, taban aidat hissesi düşürdükten sonra kendisine kalan parası iade edilir. Kar payından da faydalanamaz. Evet. Şimdi mesela emekli oldu dediniz ki işinden emekli olan birisi aynı zamanda SAYDES'te de emekli olmuş olur dedi. Hakkı kazanır. Hakkı kazanır. Şimdi SAYDES'ten emekli olan birisi toplu bir birikin, yani ödediği aidattan birikintisini mi alır? Birikintisini aldıktan sonra ilişki kesilmiş mi olur? O ya emekliliği o şekilde mi kastediyoruz? Yoksa belli bir aylık düzenli bir ödeme mi yapılır buradan emekli olan kişiye? Burada sistemimiz aslında şu şekilde. Kişi kendi kurumundan emekli olunca içeride biriken aidatı farazi olarak anlatıyorum şu anda. Diyelim ki bir yıllık veya iki yıllık içeride aidatı var. Evet. 240 liradan 480 lira iki yılda. Bu 480 lirasını iki yıllık kar payıyla birlikte toplu olarak alabilir. Aynı zamanda şu anki bizim mevcut emeklilik yönergesi bu şekilde. İleride üyelerden gelecek taleplere göre SAYDES şimdiye kadar hep değişim, hep daha iyiye doğru üyelerine tercihlerine göre, isteklerine göre değişim sağlandı. Burada şu da düşünülüyor. Kişi ben emekli olmak istemiyorum, içerideki param dursun fakat bunu bana emekli maaşı olarak içerideki hissemi bölün, atıyorum 5 yılda bunu bana ödeyin diyebilir. İçerideki hisseleri yine diyelim ki 480 lirası var. Bir yılda yani diyelim ki bir yılda bunun 200 lirasını verdik. İçeride 280 lirası var. Bu 280 lirası yine kar payına alarak bir sonraki yıl ne yapıyor? Atıyorum 300 lirası olarak tekrar üyenin kendisine bir sonraki yıl 100 lira daha verilir. Bu şekilde şeyi bitene kadar devam eder. Evet. İçerideki parası. Kısaca, evet. Kesiyorum. Buyurun. Kısaca toparlayacak olursak şöyle bir şey var çünkü sorunun özü de şu. Şahıs istifa ederse orada birikmiş aidatı neyse getirisi olmadan alıp çıkar. İstifa ben istifa olarak şey yok, yok şöyle anlatayım ben baştan itibaren. Şimdi bir kişi girdi 10 yıl boyunca üye kaldı. Evet. Emekli olmadan istifa etti. Sadece kesilecek taban aidat miktarı dediğimiz 20 lira. Ha, bu kesilir. Geri kalan bütün aidatı geri ödenir. Şahsa geri ödenir ama getirisi ödenmez. Bir ek getiri ödenmez. Bu esnada 10 yıl içerisinde sandık kar etmişse, kar payı dağıtmışsa bu geri istenmez. Yani kar payında cebinde kalır şahsın. Çünkü o ay, yıllık onun aidatıyla yapılan faaliyet neticesinde elde edilen kardır. Evet. Diğer taraftan şahıs emekli oldu ki şu an mesela SAYDES.net sitesinde www.saydes.net sitesinde bir emeklilik prim tablomuz var. Oradan da bakabilir izleyenlerimiz. Şöyle bir durum var. 7200 lira gibi bir miktar mesela. Biriktirme 30 yılda mı birikiyordu? 30 yılda. Taban aidattan 30 yılda yani 20 liradan gittiği zaman 30 yılda 7200 lira birikiyor. Bu 7200 lirayı emekli olurken 39 bin lira olarak getirili alıyor. İstifa etmez de emekli olursa getirili olarak alıyor bunu. Bu esnada şu var. Emekli olduğu zaman, burası da ince bir nüans. Emekli olduğu zaman SAYDES'ten de emeklilik hakkı doğar. Ama SAYDES'ten emekli olmak zorunda değildir. Eğer gelir derse ki ben buradan emekli oldum. 2 yıl sonra ben SAYDES'ten emekli olacağım. Biraz daha biriksin diyebilir. Hakkıdır. Vefat eden üyelerimize
emekli olmuş gibi işlem uygulanır. Mirasçılığına aidatları getirili olarak, yani emekli olmuş gibi muamele yapılır. Bir de yani şöyle diyebiliriz, mesela bunu o zaman hani insanlar devlette herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığı dönemde, işte orada emekli olduğunda bir kıdem tazminatı ödeniyor. Evet. Onun halinde aylık alıyor. Şimdi buradaki birikinti bu kişinin birikintileri ve kişinin oradan kar getirisi bu kişinin kıdem tazminatı gibi değerlendirilerek kişiye iade edilir. Kar getirisi yıllık dağıtılıyor. Kar getirisi istifa etse de emekli olsa cebinde kalıyor. Harici olarak bir de emeklilik getirisi var. Yani hesaplanıyor, istifa etmez emekli olursa bir de işte o çalıştığı süre sonunda artan oranda getirisi var. Evet. İçerideki primlerinin onlardan emeklilik alıyor. Bir de bunu şey sordunuz az önce, maaş şeklinde mi alacak, tek para şeklinde mi? Evet. Bu kısaca şöyle anlatabiliriz. Biz demir çeliğimiz olsa şu an, Renault'a ortak olsak, hangi şirket, hangi sandığın olduğunu biliyoruz. Evet. Biz de deriz ki üyeye, o zaman yani inşallah büyürüz, biz de bu kadar büyürüz, o günleri gözüküyoruz. Başlayan bir şey büyümek için yapılıyor. Yani bugünkü düşünce, gelecekteki bugünkü hayaller geleceğin gerçekleri olacak. Dolayısıyla şimdi biz Saydes'i bir Renault veya bir Oyak gibi tasarlayarak bu soruları onun için o şekilde soruyoruz. Yani öyle. O işleme geldi, o statüye kavuştuğu için olarak düşünerek soruyoruz ve tabii burada bunların neler olduğunu işte yönetmeliklerde okudum. Yönetmeliklerinizde, TÜZÜK'te yönergeleri okudum. Şimdi vatandaşın, bizi dinleyen vatandaşımızın kafasında soru işaretleri kalmasın. Her şeyi, her türlü soruya cevap bulabilsin için soruyorum. Yoksa sıkıştırma gibi. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Yani en net öyle açıklayabiliriz. Evet. Şimdi içeride şahsın 200 bin lirası var. Benim emekli olursa 200 bin lira alacak benden. Evet. İçeride 200 bin var derken emekli olursa 200 bin alacak. Evet. Benim elimde de böyle yatırımlar var. O zaman bana şunu derse ya, ben emekliliğimi bana toplu olarak ödemeyin, işletin bana maaş olarak ödeyin. Tabii ki o noktada biz de deriz ki tabii ki maaş olarak ödeyelim. Çünkü niye? 200 bin liranın işletmesinden çok güzel bir maaş çıkar ortaya. Evet. Şu an için görünen, yalnız şu an için elimizdeki yatırımlarla birlikte küçüğüz, gelişmekteyiz. Şu an için tek para ödeyip sistemden ayrılmasını sağlıyoruz. Yani maaş ileriki belki 5-10 yıl sonra tartışılabilecek bir husus. Bir de şimdi yine yönetmeliklere, yönergelere bakarken dikkatimi çeken bir olaydı. Şimdi üyelik konusunda, üyeliklerin kabulü noktasında, şimdi hangi mesela derneklerde, hangi şubeye müracaat ederseniz o şubenin yönetimi işte müracaatınızı alır, 30 gün içerisinde üyeliğinizin kabulü veya reddi konusunda yönetim kurulu karar verir. Evet. Geri bildirim yapar. Ama sizin yönetmelik ve yönergede bu şeylerin, üyelikleri sadece genel merkezin kabul edebildiği, kanunen kabul etti. Onun haricinde temsilciliklerin veya şubelerin üyelik kararı verme yetkisinin olmadığı. Şöyle söyleyeyim, üye kabullerini Taşra'da il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız ve kurum temsilciliklerimiz alır. Sadece bize aracılık yapmış. Evet, aylık miatlarımız var bizim. Mesela her ayın birinde alınan üyelikler gönderilir. Gönderildikten sonra merkezde şöyle resmi aidat dediğimiz bir sistem var. Aslında biz de karar almıyoruz o konuda. Şahıs herhangi bir yerde aranmıyorsa, suçlu değilse vesaire değilse üye olabiliyor. Biz 15'inde bankaya bildiriyoruz aidatlarını kesintiler için. Resmi kesintisi yapılan kişilerin biz orada karar defterini, Valilik ve İçişleri Bakanlığı'ndan denetlenen karar defterimize üyedir diye kararını alıyoruz. Evet. Kesinti olmadan, resmi kesintili üye dediğimiz bu, kesinti olmadan üyenin resmiliği gerçekleşmiyor. Bizde bu kural var. Yoksa orayla bizim aramızda fark yok. Sadece kanunen de aslında bu var. Karar defterine karar almak zorundayız. Merkez karar defterine. Bir de mesela şeylerden bu paylardan, geri dönüşüm paylarından üye yapanların işte belli kotalar konmuş. Belli üye sayısına göre geri dönüşümden farklılıklar var. Geri dönüşüm hakkı.
şey olarak mesela şeylerden, paylardan yararlanma noktasında işte 1'e 2, 2'ye 10 gibi bir farklı bir uygulama var. Ha, faaliyet kaynak payı evet, mı diyorsunuz? Evet. Onlar illere gönderilen faaliyet kaynak payı, katkısı ödenekleri. Örnek veriyorum. Oktay Başkanımız ne yapıyor? Kalkacak, Turhal ilçesine gidecek, üye yapacak, dönecek, gelecek. Sonuçta ona bir faaliyet kaynak yani faaliyet yürütüyor. Evet. Burada cebinden para harcıyor. Anladım. Belki çoluğunun çocuğunun rızkını yani harcıyor. Şeylerin, şubelerin ve şeyin masrafı tabii, tabii, için tabii, ödeneği para. O. Yani evet. Şu var, aynı olay mesela şöyle diyelim. Sendikalarda denir ki, hani sendikacı da kimliğim olduğu için biliyorum. Sendikalarda denir ki, bütün merkezi masraflar, işte broşür masrafı falan düşüldükten sonra %30 denir. Ağırlamayı sendikalar denir, böyle karar almış. Denir. Biz de merkezi hiçbir masrafa katmıyoruz. Yani böyle yapıp da %30 demiyoruz. Diyoruz ki gelen aidatın %10'u orada birim yani, ödeneği olarak, il ödeneği için, olarak geri gönderilir yani diye bir karar var. Için, evet. Evet. Çünkü bunlar da işte biraz önce de ifade ettiğim gibi şimdi birisi düz yönetmeli okuduğu zaman bunlar farklı mı yapıyor imajı doğmasın diye özellikle üzerine basarak soruyorum. Yok, Allah'a şükür evet. Her şeyimiz böyle yönergelerle belirlenmiş evet, standarda evet, bağladık. Evet. Karşı kurtulmasını, yanlış anlaşılmaları engellemek evet. için yönergelere bağladık. Dergi çalışmanız da var galiba. Basın yayın birim sorumlumuz evet. Aynı zamanda. Evet. Hazret Başkanım. Bu dergide şu anda kaçıncı sayıdayız? Neler içeriyor derginin içerisinde neler var? Bunu reklam alıyor musunuz? Aynı zamanda ben bir gazete reklamcılığı yapan evet. birisi olarak hemen dikkatimi çekiyor. Süleyman Bey, şimdiye kadar dergimizin ikinci sayısını çıkarttı. Nasip olursa Tokat dönüşünde de üçüncü sayısının çalışmalarını başlatacağız. Dergimizin içerisinde özellikle kendi birimlerimizin yani merkez birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve anlatan yazılarımız var. Daha sonra illerdeki kurumsallaşmasını geliştirmiş, örnek teşkil edebilecek hastanelerimizin tanıtımı var. İl sağlık müdürlerimizin tanıtımı var. Aynı zamanda bir psikolog arkadaşımızın birinci sayıda mobbingle ilgili, ikinci sayıda da stres, çalışanlarda stres konusu üzerinde bir makalesi var arkadaşlarımızın. Hukuk büromuz var biliyorsunuz. Bilginiz vardır evet. Saydes'in. Saydes Hukuk Bürosu da Saydes üyelerine ve sağlık çalışanlarına hukuksal manada danışmanlık yapabilmek veya merak ettiği konuları anlatabilmek babında dergide bir takım makaleler yayınlıyoruz. Dergimiz 5000 adet şimdilik basılıyor. 43 ilde dağıtılıyor. Aşağı yukarı 4000-4500 birime direkt ulaşan bir dergimiz. Bu ücret mukabilinde tabii. Belli bir ücreti var mı? Dergimiz? Ücretsiz. 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 Sandığımız tarafından karşılanıyor basımı. Reklam falan uğraşıyoruz. Yani dergimizin içinde görmüşsünüzdür reklamlarımız var. İştirak evet. ortaklarımızın özellikle reklamları var. Evet. Cartier Turizm'in olsun, Allianz Sigorta'nın olsun, Sigorta Borsası'nın olsun. Reklamlarımız var yani. 5000 sayı küçümsenmeyecek bir rakam dergicilik sektöründe. Evet. Şimdi gazete sektöründe küçük olsa da dergi sektöründe bayağı büyük bir rakam. Dolayısıyla onun dışarı açıldığında haricinde reklam alma şansınız yüksek olur evet. diye düşünüyorum. Tüm Türkiye genelinde gönderilen bir hedefimiz dergi. Zaten evet. Hem sayıyı hem de dağıtılan il bazında. Şu an 43 il dedim ama hedefimiz inşallah 81 il ve 100 bin baskı. İnşallah onları da göreceğiz. Evet. Güzel de gidiyoruz. Seviyeli bir dergimiz var. Sektör dergisi. Şimdiye kadar hiçbir olumsuz bir eleştiri almadım çok şükür. İyi de gidiyor. Elhamdülillah. Evet. Güzel. Evet, güzel. Şimdi Sağlık Yardımcı Dayanışma Biriktirme Sandığı olan Sosyal Yardımcı Dayanışma Derneği üyeleri ve aileler arasında yardımcı dayanışma sağlamak amacıyla Sosyal Yardımcı Dayanışma ve Biriktirme Sandığı kurulmuştur ibaresinden sonra
şeyimiz vardı. Dernek üyeleri bunların birinci derece yakınlarına eş çocuk, anne ve babalarıyla dernek genel merkez ve şubelerinde ücretli olarak çalışan personel de sanda üyeliğine dahil ediliyor. Evet. Bunlar sağlık çalışanı olmasa da artık kendi bizzat içinde bizim olacak. Maaş verdiğimiz personelden bahsediyoruz. Evet. Yani maaşlı örnek veriyorum tesis çalışanı, kafe çalışanı bizzat bizim hani maaşına hükmedebildiğimiz diyelim öyle. Hı-hı. Ki bu kanunda da var zaten. Biz de aldık. Çalışanımız da faydalanmak istedi. Biz de kabul ettik. Evet. Aynı şeyi kendimiz. Biraz değinmek istiyorum. Gene ticaretin içerisinde var bu. Aynı zamanda demin genel başkanımızın da değindi. Şimdi biz geldiğimiz son noktada, son konjektürde farklı bakaraktan ticari işlemlerimizi şirket üzerinde yürütüyoruz. Evet. Konuk evlerinde kar amacı gütmediğimizden dolayı üyelere de gerekli indirimler falan yapılıyor. Ondan dolayı yani kar amacı güdemiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz oraya. Şimdi gerek konuk evlerinde gerek kafede biz personel çalıştırıyoruz. Her konuk evinde bir tane tesis müdürü, gene aşçısı, garsonu, komisi, gene temizlikçisi, resepsiyonist. Yani buralarda da istihdam sağlıyoruz. Gene burada biz öncelikle üyelerin böyle yakınlarında tercih ediyoruz. Gene üyenin eşi olur, çocuğu olur. Burada gene yardımcı oluyoruz. Onun haricinde tesis müdürlerini biz stajyer yönetici şekilde genel merkeze çağırıp böyle 3-4 aylık bir stajlar şeklinde yani böyle şeyinden tutun da paket servisinden tutun da döner kesmeye kadar her şeyini öğreterek hani böyle buradan profesyonel şekilde gittiği yerde böyle atıyorum işletme faaliyete geçti, daha sonra aşçı aldı, çalıştırıyor. Aşçı işte işten çıktığında hemen olaya müdahale edip böyle döner kesebilen, onun haricinde köfte yapabilen böyle kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz. Onun haricinde gene buradan üyelere bir özverili olmaları konusunda bir uyarıda bulunacağım ben. Şöyle bir anlayış var bizim sağlık sektöründe. Daha doğrusu bizim sandığımızda şimdiye kadar benim dikkat çektiğim bir nokta. Şimdi tesis yapıyoruz. Örnek veriyorum Adana ilinde. Ankara dışında ilk defa yaptığımız bir tesis. Konuk evi. Orada sanki böyle il başkanının ve temsilcilerin sayılaraktan gözlemleniyor. Hani üyeler gerekli özveriyi göstermiyor. Hani tesislere sahip çıkacak, gidecek, denetleyecek. Yani gerekirse hani gerek hastanede böyle nöbet tutarken oradan tesisten yemeğini yiyecek. Hani para aynı zamanda dönüşüm sağlayacak. Evet. Hani bu şekilde tesislere sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu kadar. Evet. Mesela şeyde borç para bu yönetmelikte de öngörülen hükümlere uygun olarak borç para verilir ifadesi var. Mesela yönetmeliğin sandığın amaçları madde 6'nın B fıkrasında. Bu borç paranın belli oranları var mı? Mesela belli zaman içerisinde geri dönüşü şartı var mı? Şimdi bizim ikraz fonumuz dediğimiz ikraz fonundan veriyorduk bunları. Ancak yine genel kurul kararıyla yönetmelikte var ama yönergesi çıkarılmadı. Çıkarıldı, daha doğrusu durduruldu. Şöyle ki sandık belli döneme gelene kadar, çünkü yatırım yapıyoruz. Şu an borç para verirsek bütün gelen aidatı her şeyi oraya vermişiz demek. Çünkü bir birikimimiz yok şu an. Belli düzeye gelene kadar, yani genel kurul ikinci kez karar alana kadar ikraz fonu durduruldu. Borç para verilmiyor. Ha şu var, onun yerine biz şu an diğer büyük sandıklar da bunu yapmaya başladı. Biz hem bir faizsiz bankacılıkla uğraşan bankayla hem de normal bir bankayla şunu yapacağız. Örnek veriyorum, %1 ise faiz oranı %0.80 gibi bir rakama
biz anlaşacağız. Bizim üyelerimize kredi vermesi için aynı zamanda diyeceğiz ki işte bunun masrafını düşün, az olsun vesaire. Yani piyasadan daha avantajlı bir sistem sağlayacağız. Burada da duyarlılıkları göz önünde bulundurarak tekrar ediyorum. Hem normal bir bankayla hem de faizsiz katılımcı bankalar dediğimiz banka sistemiyle iki tane bankayla anlaşmaya çalışıyoruz şu an. Diğer taraftan acil ihtiyaç fonumuz var. Yani ikraz fonu durduruldu ama dedik ki sonuçta bize üye olanların acil ihtiyaçları olabilir. Mesela ölüm durumunda, eğitim durumunda, çocuk doğumu durumunda, evlilik durumunda de yine yardım yapma borçları. Onlar yok. O normal ikraza giriyor. Evet. O normal ikraza giriyor. Bizimki şu olacak. Acil ihtiyaç fonu dediğimiz bir fon ve oradan şunların ödenekleri serbest bırakıldı. Bir, deprem. İki, üç, yangın. Bu tip durumlarda üyelerimize yardımcı olabiliyoruz. Bütçenin el verdiği ölçüde. Bunlar da dediğimiz gibi zaten acil adı üstünde beklenilmeyen durumlarda üyelerin yani bir selde, bir depremde bir üyeye yardımcı olabilmek çok çok büyük bir hayır demektir. Bunlara işte yapabileceksek bunlara yapalım diye bir karar aldı genel kurul. Diğerleri normal zamanlarda acil olmadığı için hani bankalardan da karşılanabilir diye düşünüyoruz. Onu da dediğim gibi az önceki sistemle bankalar üzerinden bir şekilde üyelerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Samsun'daki sel felaketinde böyle bir durum var. Evet, Samsun'da üyemiz son sel olayı vardı. Orada o adı geçen görüntüler olan binada bizim üyemiz de oturuyor. Hatta onun arabası sele gitti. Direkt Ankara'dan ilgilendik. İşte kaskosunu vesaire, vincini gönderdik vesaire. Hani bir şeyler yapabildik çok şükür. Evet. Çok faydalı olabilmek çok ayrı bir gurur veriyor. Bir de şeyleri üyelik konusunda dikkatimi çeken bir konu. Bir normal üyelik bir de özel üyelik bir tanımlaması var. Normal üye ile özel üye arasındaki farklılık nedir? Hangi şeyde üyelik mi? Kamuda kadrolu ve 4x4'e sözleşmeli olan çalışanlarla bir de diyor, üyelikten tamamı özel üyelik sınıfındadır ve üyelik koşulları ayrıca belirlenir şeklinde bir tabir. Onu şeyde daha açıyoruz, üye takip şeyinde. Orada genel geçmişiz. Şöyle bir durum var. Biz önceden sadece kadrolar alıyorduk. Biz kurulduğumuzda hatta aidatımız 20 liraydı. Dedik ki 20 lirayla biz insanlara sandığı anlatalım. Hani iki tane sigara parası gibi düşünün. Bununla anlatalım insanlara sandığı. Daha sonra şu talep geldi. Ya 20 lira çok düşük, uğraşılmaz. 100 liradan girmezsem girmem şeklinde talepler geldi. Aidatı artıracakken şu oldu. Biraz önce bahsettiğimiz özel eczacılar geldi. Biz kamuda benim eczacı arkadaşım çalışıyor. Aynı sınıftan mezunuz. Ben açmışım yerimi, çalışma saatlerimi devlet belirliyor. İlacımın fiyatını devlet belirliyor. Ben özerk, ben devlet kurumu sayılırım. Daha sonra sağlık meslek lisesi mezunu. Kafama göre kalkıp işe tatile de gidemiyorum. Yani yılda belli bir aidatı şey var. Süresi evet. Var. Yerine nöbet cezayı eczacı bırakmak durumunda. Sağlık meslek lisesi mezunu kişiler geldi. Ya böyle böyle bizim arkadaşlarımız özelde çalışanlar. Evet. Özel yoktu önceden. Ben aynı sınıftan mezunum. Arkadaşım devlette çalışıyor. Ben karşı hastanede çalışıyorum özelde. Şimdi şu da çıktı ortaya. Hani sistemimiz yok, örneğimiz yok derken, örneğin özel askeri yok bu ülkede, özel polis yok, onların da sandıkları var biliyorsunuz. Biz işte o sistemi uyarlayalım derken özel sağlık çalışanı faktörü çıktı karşımıza. Orada bu maddeyle birlikte onları genel kurula sunduk. Bayağı bir talep vardı çünkü. Genel kurula sunduk. Genel kurulda kabul etti, üyeliklerini kabul etti, tamam denildi. Şu an özel sağlık çalışanı üye olabiliyor. Eczacılar üye olabiliyor. Sağlık meslek lisesi mezunları üye olabiliyor. Yani sağlık görevi yürüten herkes üye olabiliyor kısaca. Evet. Bir de yine şeylerde borçları tanımlarken borçun müacceliyet kesbeder diyor. Buradaki müacceliyet kelimesinin hangi maddemiz? Borçlar akıbeti madde 10. Sandığa olan tüm borçların müacceliyet kesbeder. Kesinlikle belirlenir. Sonar elinden sandı olan tüm borçları borcu varsa bize yani bir kişinin bize borcu varsa onu emekli olurken veya istifa ederken bunları hesaba katıyoruz. Örneğin şahıs ne yaptı? İkraz fonundan para aldı. İkraz fonu şöyle bir fon. İkraz diyorum pardon. Acil ihtiyaç fonu. Evet. Örnek veriyorum. 1000 lira şahsa verdin. İşte evini
çamuru temizletti örneğin. İhtiyacı vardı. Bize de dedi ki ben 4 ay sonra 1000 lira geri öderim. Veyahut da dedi ki ben 2 ay sonra başlarım. Çünkü o durumda insanlara hani zorlayamazsınız. Evet. 2 ay sonra başlarım. 6 ay içinde ben bunu eşit taksitlerde 250-250 öderim. Şahıs 4. ay istifa etti. Bu noktada kalan 500 lirayı muaceliyet kesbeder. Gerekirse hukuk yollardan takibi yapılır. Borcu vardır sanda. Yani hep sandığın borcu olmuyor. İnsanlar da sanda borcu olabilir. Evet. Ha, ikraz fonu çok yürütmediğimiz için karşılaşmadık o maddeyle. Şimdi bir de şeyler fonlar kısmında işte genel yatırım fonu, sosyal yardım fonu, acil ihtiyaç fonu, özelleştirme yatırım fonu, evet, ikraz fonu, emeklilik fonu diye 5-6 grupta fonları toparlamışsınız. İsterseniz buradaki genel yatırım fonunu bir arkadaşımız biraz önce onu bahsettik. Evet. Bahsedilmeyenler isterseniz sayayım ben. Evet. Genel yatırım fonu şu an gelen aidatlar aktarılıyor. Oradan genel anlamda yatırım yapılacak 2014'e kadar. 2014'ten de sonra devam edecek ama aktif olarak 2014'e kadar gelen aidat oraya aktarılacak. Sosyal yardım fonumuz az önce bahsetmiştik, altın olayı. Acil ihtiyaç fonunu bahsettik. Özelleştirme yatırım fonu. Bu fonumuz aracılığıyla biliyorsunuz kamuda, sağlık sektörü özelleşecek deniliyor. Biz şu an değil ama ileride orada bir fon oluşturacağız. Oldu ya, bir devlet hastanesi bir yer özelleşirse biz kendi işlerimizi alalım. Kendi patronumuz olalım amacıyla. İkraz fonu, onu da bahsettik. Evet. Emeklilik fonu. Yatırım hususunda Ömer Başkanım daha ayrıntılı. Yani özelleştirme yatırım fonuna da dahil. Evet. Ondan çok bahsettiğimiz için Ömer Başkanım daha ayrıntılı anlatabilir. Evet. Buyurun. Yani yatırım konusu öncelikli olaraktan biz illerdeki üye sayısını baz olaraktan gidiyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü üye sayısı 250'yi gördüğümüz illerde biz o ilde yatırım yapılabilir iller kapsamını alıyoruz. Evet. Burada o bölgesinde hakim olan il başkanımızla yazışma yapıyoruz ki yani bu yazışma bizim genel merkezden çıkan bir yetki yazısı. İlinde onu yani belediye, kaymakamlıklarda kullanabileceği yani yetki belgesi bazında burada bir nevi bilgi araştırmalar yapıyor. Yani bu neler olabilir? Bir sosyal tesis olabilecek. Yani kafeterya artı misafirhane, toplantı salonu gibi kombine olabilecek bir bina. Boş ya da tadilata uygun olan gibi. Ya da işte kapsamına göre ya da o anki durumlara göre kafeterya olabilecek. Kafe Kızılbazı Beyaz adı altında açılabilecek bir yer. Yani bu çeşitlendirilebilir. Ben burada yatırım proje birim olarak ben öncelikle üye sayısını yani dedim 250'yi üye sayısını gördüğümüz illerde yatırım yapılabilir iller kapsamını alıyoruz. Ha bu ileride üye sayısı mıdır? Hayır. Yani sonuçta özel önem arz eden bölgelerimiz de var. Yani bu üye sayısı baz alınmayacak. Kış turizmi olsun ya da yaz turizmine açık. Yani otelcilik gibi ya da bir kış turizmine müsait yerlerde. Tabii bunlar özel yatırımlara giriyor bir nevi. Onun dışında illerde dediğim gibi üye sayısı bizim için yani yatırım projeyi yani harekete geçirecek yani onun fitilini ateş çevirecek sayı 250'dir. Ha bu sayı neden? Evet bu ilde artık hani bir şeyler yapılabilir. Yapılan yatırıma da üyemiz sahip çıkar mesajını aldığımız için bu şekilde normal şartlarda olan şekliyle bu. Şu ana kadar yapılan yatırımlar öncelikli olarak Ankara'da genel merkez binamızı tadil ettik. Yani burada genel merkez binamız 25 yataklı. Aynı zamanda genel merkez idari birimlerini içinde barındırıyor. Ankara Bölge Başkanlığı birimlerinin içerisinde barındırıyor. Altında bir kafeteryası, Kafe Kırmızı Beyaz adı altında bir kafeteryası. Çok amaçlı salonu eğitim ve derslikleriyle yani bir komple bir tesis aslında. Bu birinci yatırımımızdı Ankara'da. İkinci olaraktan ikinci yılında Adana'da geçen yıl geçen ay
Yok, ismini verdiğimiz arkadaş. Adana Ali Akar. Adana Ali Akar diyesin. Yani bu Ali Akar ATT arkadaşımızın ismi verildi. Bu geçen Mayıs'ın 7'sinde Adana'da yaptık. 20 yataklı bir tesis. O da aynı şekilde Ankara'daki gibi, yani hem misafirhane olması, aşağı katının hem giriş katında kafeteryası, derslikleri, yani Adana bölge ve il başkanlıkları idari birimlerini içinde alan bir tesis açtık. Bunun açılışı Mayıs'ın 7'si itibariyle yaptık ve şu anda aktif vaziyette çalışıyor. Evet. Şu an önümüzde Konya ilimiz var. Yani bu sıralama nereden geliyor? Bu sıralama üye sayısı baz alınaraktan geliyor. Adana ve Konya illerimiz şu anki bahsedilen hedef 250 sayısını aşmış illerimiz. Bir an evvel buralarda yoğunlaşıyoruz. Şu an sırada Konya ilimiz var. Konya ili üzerinde Konya Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. Kendileri bize iki dönüm arazi gösterdiler. Orada üzerinde yani düşündüğümüz sosyal tesisimizi biz söyledik. Onlar da sağ olsunlar bize iki dönüm bir arazi konusunda yardımcı olacaklar. O konuyla ilgili yazışmalarımız son safhasına doğru yaklaşıyor. Ama bu yazışmalar ne kadar hızlandırırsak yani önümüzdeki seneyi sonunu bulacağı için bu arada biz Konya'da Kafe Kırmızı Beyaz altında bir kafe ve inşallah Ramazan'dan önce ayın 18'inde açılışını yapacağız ve Konyalıların hizmetine sunacağız. Evet. Şu anda önümüzde bekleyen Saydes Kent projemiz var. Allah izin verirse 350 konutluk bir kooperatif çalışmamız olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız, daha doğrusu yer konusu, mekan konusu Ankara'da. Ankara'da Çay yolu üzerinde, bir arazi üzerinde 350 konutluk bir kooperatif çalışmamız var. Protokolleri imzalandı. Şu an reklam olsun, işte bir pazarlama ve fiyat belirleme ile ilgili altyapı çalışmaları başlatılıyor. İnşallah Eylül'ün 1'i itibariyle bunu artık arz edeceğiz. Yani sağlık çalışanlarımıza sunacağız. Yani burada biz müteahhit zihniyetiyle çalışmıyoruz. Öncelikle onu şey yapalım. Yani bu bizim ilk kooperatif çalışmamız. Onun sebebiyle inşallah buradan yüzümüzün akıyla çıkmak. Yani burada müteahhit zihniyetiyle çalışmıyoruz. Belki buradan direkt satalım, kar edelim mantığı değil. Yani sağlık çalışanlarımızı ev sahibi yapmak, yani bizim organizasyonumuz altında yani ev sahibi. Zaten bunu inşallah başarabilirsek daha birçok şeyin kapısını açacağına inanıyoruz. Peki bu kooperatif kent şeyinizde, Saydes Kent'te. Keşke dedi ki ben dernek sisteminin içerisinde üye olmuyorum ama kooperatifinize üye olup oradaki konutlarınızdan yararlanmak, oradan almak istiyorum dedi. Böyle bir durumda nasıl bir cevap bu kişiye verilebilir? Üyeye ekstra indirim. Evet. Evet. Yani örnek veriyoruz. Şimdi burada öncelikle şu var. Yatırım açısından değil de genel bakış açısından ben değerlendireyim. Bizim amacımız şu. 100 bin liraya mal ettiysek bittiği gün değeri 150 bin olmalı. 200'e mal ettiysek 300 olmalı gibi bir mantıkla yaklaşıyoruz buraya. Bu bir. İkincisi şu var. İnşallah çok sağlam atacağız. Yani müteahhit firma olsun yapacak işte inşaat müteahhite böyle direkt para verilmeyecek. Taahhüt altında tutulacak para bankada. İş tamamlanacak. Tamamlandıkça verilecek. Üçüncü nokta fiyatları belirlerken optimum belirleyeceğiz. Üyemize ekstra indirim olur. Herkes alabilir. Sağlık çalışanlarına da alacağız. Hatta işte tam şu an belirlemedik de fiyatlarda sağlık çalışanlarına da hatta indirim yapmayı düşünüyoruz. Dışarıya göre. Örneğin 100 liraysa diyeceğiz ki %1 sağlık çalışanına indirim, %2 sadece üyesine indirim gibi. Yani rakamları atıyorum. Şu an hiçbir şey belli değil. O anlamda biz üyemize herkes tabii ki alabilir ama
üyemiz en indirimli fiyattan alacak bunu. Herkese açık ama üyemiz özel indirime tabi olacak. Üyemiz bizim için daha kıymetli ama üyemize gelir sağlayabilmek için de herkese açık projelerimiz. Bir de şöyle bir durum var. Öncelikle sağlık çalışanına tanıtım yapılacak. Eğer 350'yi dolduramazsak normal satışlara başlanacak. Yani biz oranın bir, çünkü sağlık çalışanının bir seviyesi var. Hem devlet memurluğundan gelen bir seviyesi var. Hem işinden dolayı bir seviyesi var. Ya biz oranın peyzajını bile şu an şelale falan düşünüyoruz içine vesaire böyle. Sağlık çalışanını, öncelikle sağlık çalışanına bu iş tanıtılacak. Eğer ki dolmazsa, yani biz adımlarımızı kırk yararak atıyoruz. Hani birlikte çalışacağımız danışman firmalarımız var vesaire ve diyorlar ki ya satılır. Yok diyoruz, biz görelim önce bir. Şey var, hani ora hatta şey diyorlar, sizin çalışanlar şunu diyecek ya 350 nedir? Çünkü biz burayı satmadan önce şu taahhütlerde bulunacağız. Mesela yetişmezse, hani taahhüt ettiğimiz sürede yetişmezse 2 yıl gibi bir süre düşünüyoruz. Evet. Kira vereceğiz. Evet. Önceden biz kullanılacak prize, kullanılacak fayansa kadar markasını yazıp listeyi vereceğiz. Yani böyle biz ev yapacağız şeklinde değil. O evin içinde neler olacak? Hangi kapı olacak? Amerikan kapı olacak ama hangi marka olacak? Hangi kalitede olacak? Bunlar dahi alımda yazacak. Ve öncelikle dediğim gibi önceliğimiz sağlık çalışanları. Dolmazsa ancak normal, hatta diğer memurlara dönüp ondan sonra şeye dönmek istiyoruz. Çünkü orada bir kalite olsun istiyoruz. Tabii şimdi vaat ettiğiniz şeyleri yerine, mesela PDF mutlaka yatırımınız olacak. En küçük yatırımda ki oluşturduğunuz güven büyük yatırım için temel sermaye olacak. Evet. Çünkü güven insanın gözünden düşen bir damla yaş gibidir. O nasıl düşen damla yaşı tekrar gözünüze koyup onu aktif hale getiremiyorsanız, insanlar yaptığınız yatırımlardaki en ufak güvensizlik de kişinin daha büyük yatırımlara çevre oluşturma imkanını elinizden alamıyorsunuz. Onun için küçük yatırımda başlayarak güveni zedelenmeden büyüklere daha emin adımlarla gitmek temel unsur olarak ön plana çıkmalı. Evet, gayet güzel düşünceleriniz. Biz size yoldan geldiniz. Yola gideceksiniz. Evet. Fazla da terletmeyelim. Başka üstadım bir şey yok. Biz, ben normalde terlerim. Üstad Allah'a şükür. Başkanı hep terliyor yani. Yok, ben normalde terlerim. Daha girmeden terlemeye başladım ben. Şimdi üstadım Allah'a şükür, dediğiniz gibi güven konusu çok önemli. İnsanların güvenini kazandık. Bizim tabiri caizse biz her zaman şunu diyoruz. Biz dergaha eğri odun getirmiyoruz. Getirmemeye çalışıyoruz. Ha ne olur? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim dışımızda bir şeyle gelişirse en azından suç bizim olmaz. Yüreğimiz rahat olur. Evet. Şimdi Saydes Kent Kooperatif projemiz de böyle. Birçok kurum bunun altında ezildi. Yani biliyorsunuzdur siz de, isim vermeyeceğim. Hı hı. Biz bir yıldır kılı kırk yarıyoruz. 1800'lerden 350'ye kadar düşürdük. Yok, önce anahtar, yani satılırsa yine satılsın ama önce biz elimizdeki küçük de olsa bir yer yapacağız ve teslim edeceğiz. Biz tecrübe kazanacağız aynı zamanda. Allah'a şükür 2 yıldır çok şey başardık. Yatırımlar yaptık. Yatırım nasıl yapılıyor onu da biliyoruz. Allah'a şükür 2 yıldır bir güven kazandık. Bunu kooperatif hususunda da sürdürmeyi istiyoruz, amaçlıyoruz. Hatta kooperatife o kadar önem veriyoruz ki Saydes Kent projesine şu an logosunda bile var. Saydes Kent 1 ismiyle geçiyor bu. Evet. Bütün sağlık çalışanlarının, bütün sektörün her ilde konut ihtiyacı var. Evet. Biz bu konut ihtiyaçlarını tehlikeye atmak istemiyoruz. Yani bir ivme kazanılmış. O konut ihtiyaçlarını inşallah buradan sonra ilkini burada başaracağız. Ardından tüm Türkiye'de her ilde, ki inşallah Tokat'ta da olacak. İhtiyaca göre, sayıya göre belirleyeceğiz. Ona göre kooperatiflere gireceğiz. Tokat'ta bu yatırımın Tokat'a gelmesi için Oktay Başkan'ın çok terlemesi lazım. O köpeğe biraz erimesi lazım. Evet, şimdi değerli genel merkez yöneticileri bugün Tokat'a geldi ve Tokat'ı bir dizi ziyaretlerde bulundular. Nereler ziyaret ettik? Bu ziyaretlerimizde neler amaçladık? Elde ettiğimiz kazanımlar, geri dönümler neydi? Onu da Tokat İl Temsilcisi Oktay Bey'den
dinleyelim isterseniz. Sayles Türkiye çapında 2 yıldır faaliyette ama Tokat'ta henüz 2 aylık bir faaliyette. Tokat'ta çalışma izni biliyorsunuz dernekler masasından, valilik dernekler masasından izin almamız gerekiyor. Onu da yeni aldık. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde aldık. Sonra sağ olsunlar işte genel başkanla birlikte başkanlarım bizi ziyaret ettiler, bize güç verdiler. Enerjilerini bize sağ olsunlar yansıttılar. Bu bağlamda bugün Halk Sağlığı İl Müdürümüzle, Sayın Doktor Cihat Zülfoğullar ile birlikte bir sohbet havasında tanışmamız oldu. Gayet de güzel karşıladı. Böyle bir boşluğun olduğunu, yani Saydes'in doldurmaya çalıştığı boşluğun olduğunu, böyle bir oluşumdan çok memnun niyet duyduğunu belirtti bize, sağ olsun. Daha sonra İl Sağlık Müdürümüz Doktor Sayın Doktor Saadettin Yazı Bey ile görüştük. Sağ olsunlar kendi Saadettin Bey de çok, İl Müdürümüz de çok sıcak karşıladılar. Onunla da güzel bir sohbet havasında tanışmamız oldu. Daha sonra Arz ve Diş Sağlığı Merkezimiz Başhekim Diş Teknisyeni Sayın Ahmet Kılınç'la Sayın Ahmet Kılınç'la bir ziyaretimiz oldu. Kendisiyle de işte Tokat'ın ve işte sağlık sektörünün sorunları hakkında bir sohbetimiz oldu. Daha sonra işte sizin de benim de çalıştığımız kurum Tokat Devlet Hastanesi Baş Tabip Vekili Sayın Doktor Muzaffer Katar Bey ile görüştük. Onu da sağ olsun nöbetten çıkmıştı. Yorgunluğuna rağmen güzel bir sohbetimiz oldu, güzel bir tanışma toplantımız oldu. İşte daha sonra da burada sizinle beraberiz. Başta genel başkanım olmak üzere tüm başkanlarıma Tokat'a geldikleri için, bizi şereflendirdikleri için, bize güç verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye genelinde toplam olarak kaç üyemiz var? 2985. Kesintili, resmi, az önce biraz önce bahsettik. Resmi olarak kesintisi olan karar defterine karar alınmış. 3000 tane diyelim resmi üyemiz var. 43 ilde de teşkilatlanmamız tamamlandı. Biz daha önce de yani bugüne kadar bir anlamda kendi kendine büyüdü. Hani bu noktaya da kendi kendine geldi. 2 ay önce işte dergiyle birlikte biz aktif tanıtıma başladık. Her ili ziyarete başladık. Her salı bir ilimize ziyarete gidiyoruz. İşte bu hafta da Tokat'a geldik. Bu amaçla tanıtımlarımız aynı şekilde hızıyla, aynı hızıyla sürüyor. Evet. Değerli zamanınızı ayırarak programımıza katıldığınız için hepinize ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Teşekkür ederiz. Sağlık camiası inşallah derde bunda kaldığı zaman bir yardım eline uzatılacak bir yardım eline sizin sayenizde sahip olur diye düşünüyorum. İnşallah. Bu yoldaki çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz bizleri izlemeye devam edin. Her hafta bir başka konu ve konukla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz diyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.